O gece, yani 31 Aralık'ın olduğu o gece Müslümanlara ne tavsiye edilir? Yani şunu yapmayın, haram, günah, ama ne yapalım, şunu yapın diyebileceğimiz şeyler nelerdir? Bunu da kısaca bir özetlersek, evet, inşallah. Bunu tabii şöyle madde madde işleyelim. Güzel olan nedir? Ehsen olan, kaliteli olan, Allah dostlarının yaptığı olan nedir? Ne yapmak gerekir? Dediğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Hazreti Ömer Radıyallahu Anh Efendimizin bir sözü vardır. Hasibu enfusukum kablen tuhasibu. Aslında bazı günler vardır. Herkesin böyle o günleri yaşadıkken sen oradan farklı bir şeyi tefekkür edebilirsin. Kendini güzel bir şekilde hesaba çekersin. Bakarsın 2021 yılında ben ne yaptım? Sağ taraftaki amel defterim mi fazla çalışmış, melek yazmış? Yoksa sol tarafımdaki amel defterindeki melek mi fazla çalışmış? Yani benim üzerime farz olan şeyleri hakiki anlamda yapabildim mi? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesini hayata kazanabildim mi? Evladımı, çoluk çocuğumu ne şekilde yetiştirdim? Ha, bunlar bizim için çok zor belki. İnce hesabı yapmak zordur. Toparlayıcı olursak en önemlisi harama karşı duran bir kimlikle durman, bu bir evliyalık alametidir. Yani toplu bir şekilde günahlar işlenirken, toplu bir şekilde isyan edilirken senin orada kıyama kalkman. Ne şekilde kıyama kalkabiliriz hocam? Rabbim, ben bu yapılanlardan razı değilim. Bilerek veyahut da bilmeyerek yapılan bir takım hatalar var. Ben bunlardan sana sığınıyorum diyerek o günü tesbihata, zikre, farklı bir şekilde çocuklarıyla dini bir etkinlik anlamında bir programa dahil olması, o neyi gösterir? Hani tabiri caizse bir meşhur bir kıssa vardır ya, hani mecusilerin yapmış olduğu, İbrahim Aleyhisselam ateşe atacaklar, Firavun'un yapmış olduğu koca bir ateş vardı. O ateş yanarken karınca su götürmüş. Taşırken sormuşlar, senin bu sudan, suyundan ne fayda olur yani koskoca ateşe? Demiş, safımız belli olsun. Yani o gece aslında mümin olan, müvahhid olan biri safını belli edecek yani. Ya Rabbi, bu kadar büyük bir günahın işlendiği bu gecede biz de senin rızanı aramak için bir sohbet, bir Kur'an, bir tilavet, bir meclisin içine sığındım. Neden sığınıyorsun? Bu konuda çok misal vardır. Efendimiz buyuruyor ya, hani geminin altında yaşayanlar, üstünde yaşayanlar gibi düşünündü. İki katlı bir gemi. Alttakiler dese ki, ya biz su alamıyoruz, yukarı çıkıp kovayla su sarkıp içeri alıp aşağı indirmek zor oluyor. Biz diyor alttaki, alttan diye bir ufak delik açacağız. Biz suyu bundan sonra alttan alacağız deseler. Üsttekiler diyor, bunlara sessiz kalır mı diyor Efendimiz. Sahabe buyurmuş, ya Resulallah, olur mu? Bu normal bir şey değil ki, insanlar nasıl sessiz kalsınlar? Gemide hepimiz varız, hepimiz batarız diyor. Resul Efendimiz bu misali verirken bazı küresel günahlar vardır. Bireysel günahlar vardır. Bireysel günah kişinin şahsını bağlar. Ama bakıldığında bir de toplu isyanlar vardır. Yani derler ya işte, kurunun yanında yaş da yanar. Yani burada bu konuya karşı tedbirimizi en üst zirveye çıkarmak için bir takım fiili, ameli, Allah'ın razı olduğu işleri yapmakta büyük bir fayda var. Bu çok büyük bir dostluk alameti olur. Ama hocam, ben var ya, zaten namazım yok, ibadetim yok. Normal şartlarda yaşayan, düşmüş, garip bir Müslümanım. Ama bu geceyi de sevmiyorum, bu geceyi de kutlamıyorum, bu geceyle de bir alakam yok diyen bir adam, abi sen veyahut abla sen her gece nasıl yaşıyorsan, sen yine o gibi bildiğin gibi yaşa. Aynen öyle. Ekstra bir şey yapma ki, hani normal formatın dışına çıkıp Allah muhafaza büyük bir günaha girme. Bozma, formatı bozma. Hani hocam, ben zaten namaz kılmıyorum, zaten sohbete gitmiyorum, ben zaten bir Kur'an okumayı bilmiyorum, ben zaten çoluk çocuk biz bir araya gelemeyiz. O zaman mutat yaptığın hareketler neyse o şekilde yaşamana devam et. Otur kalk, yatacaksan yat. Evet. Ama şunu da yapma, çok büyük bir risk analizidir bu. Hani ayet çoktur bu konuda. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Bazı konular vardır, kırmızı çizgiler. Yani o çizginin çok yanına yaklaşma. Ha, biliyorsun ki ben bu çizgiye gelirsem, hudut burası, sınır yani. Buradan hemen tak karşı tarafa düşebilirim. Düşerim. Çünkü Türkiye'de şimdi mesela telefonumuzu görüyoruz. Parça parça videolar halinde bazen denk geliyor. Yani eskiden eski kültür dediğimiz, hatta çocukluk dönemimizde birçok insanların izlediği, dini istismar eden yerel dizilerimiz ve filmlerimiz olmuş. Ve biz bu insanları sanatçı demişiz. Ve bunları ne güzel program yapıyor, güldürüyorlar diye bu millet bunlara ödül bile vermiş. Vermiş. Ve şu an o kısa fragman hallerinde 1-2 dakikalık komik videolar diye paylaştıkları videolara bakıyorum. Çoğu video insanı kafir eder. Birçok video var, insanı küfre sokar. Evet. Birçok insan var. Olay
Yani olayı diyor tamamen küfre sokacak hareketler var. Mesela bir tanesi çok etkilendiğim bir şey diyor. Kasaba giriyor, alay ediyor bak. Diyor ki bu ne eti diyor. Diyor ki işte diyor, bu inek eti. Bu ne diyor, işte domuz eti diyor. Diyor ki biz Müslümanız diyor. Biz domuz eti alamayız diyor. Peki inek diyor nasıl kesilmiş diyor. İslam usullere göre kesilmiş mi diyor. Aslında orada İslam'ın her değeriyle dalga geçerek bunu yapıyor. Ya o hayvanın ne günahı var ki diyor domuzu. Ya ne bileyim diyor falan. Orada aslında bir şeylerin imajını veriyor, bir şeyleri yıkıyor. O videoyu kısa geçiyorum ben şimdi. Bakıyorum bu adam bunu sanatçı olarak yapmış. Ne olacak ki demiş adına yürümüş. Ama o şahıslar bu kadar şirki, bidatı ve dalaleti bu topluma yavaş yavaş enjekte etmişler. Ve Allah muhafaza eylesin, bu tarz olayların, videoların, programların yapıldığı bir yerde senin gülmen, bu işi basite alman, imani analiz noktasında bir risk taşıyorsun. Küfre ha düştün, düşersin. Bir küfre sokacak hareket vardır, ona gülersin. Peygamberle alakalı önemli bir sünneti alaya alırlar, gülersin. Bak çok önemli bir şey söyleyeyim. Ayeti inkar etmek insanı küfre sokar. Resulullah'ın hadisini bu hadis değildir desen kafir olmazsın. Ama peygamberin bir sünnetini alaya alırlarsa, tahfif diyoruz ona, hafife alırlar, sen de kahkaha atarsın, küfre girersin. Aynen. Yani İslam'ın, Allah'ın şiarı var. Bakın kıymetli kardeşlerim, biz hep Allah'ın rahmetini konuşuyoruz, merhametini konuşuyoruz. Güzel de, Vallahu azizun zintikam diye bir ayet var. Hani bu ayeti de orayı hiç yani görmek yani lazım. Yani Allah diyor ki, benim dini esaslarımla, hükümlerimle alay edenlere karşı son derece azizun zintikam. Hani biraz Türkçe'ye de yakındır. Züntikam. Hani intikam kelimesi var ya. İntikam alacağım diyor Allah. İntikam alacağım yani. O yüzden özellikle söylemek istediğim bu tarz yaklaşımların yaşandığı televizyondan mümkün mertebe hiçbir şey yapamıyorsan de ki hiç yoksa bu akşam kulübe gitmeyeyim. Bir şarkı türkü popçunun sofrasına oturmayayım. Bir kahveye gelip pişpirik okey mokey falan yapmayayım. Hiçbir şey belki sağ tarafta amel noktasında bir şey yazılmayacaksa dahi sol tarafa da bir şey yazdırma. Kârdasın. Bugün büyük bir iş yapmış olursun. Evet, yani. Rabbim hiç yoksa bunu becersin bize kıymetli kardeşlerim.